6 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Bu algılarla sonuç almanız mümkün değil. Tartışma programları bazen çok hararetli olur o kadar hızlı bir ortam olur ki bazen ne dediğiniz arada kaybolur. Pazartesi akşamı da Habertürk'te öyle bir tartışma vardı. Toplam 4 kişi enflasyonu ve hayat pahalılığını tartışıyorduk. Programın başında Gülay Yedekçi fiyatı en çok artan ürünleri bizim gazetecilerin vol dediği duvarda anlatıyordu. Kültür sanat alanında milletin bir yere gidemediğini, film izleyemediğini söyledi. Bunu hayat pahalılığına bağladı. Sonra Kübra Par benden de anlatmamı istedi. Ben de anlatırken Gülay Hanım'a kültür sanat hakkında söyledikleriyle ilgili cevap verdim. Millet kültür sanat faaliyeti yapamıyorsa Bergen filmini 7 milyon kişi nasıl izledi dedim. Malum sinemaya gitmek sadece bilet almak değil. Bugün bir film izlemek için sinema salonuna gitmek ciddi bir yekün tutuyor. Salonların çoğu AVM'de. Yol parası, bir şeyler yemek, sinema bileti hepsi bir masraf. Tabii kes kopyala yapıştırıcılar konuşmayı sanki ben bunu millet ekmek bulup yiyemiyor diye söylemişim şeklinde sundu. Zaten lince yer arayan belli kitle Allah ne verdiyse yazmış. Bir şey anlamadan yorum yapmak bir tek bize has. Hayat pahalılığını bilmeyen var mı? Hepimiz şikayetçiyiz. Bunu her programda defalarca söyledik, gazetemizde yazdık. Seçimler sosyal medya üzerinde kazanılmıyor. Orada çok fazla mesaj atınca bütün Türkiye sizin gibi düşünmüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na kimsenin itiraz etmeyeceği aday lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Böyle olacağı belliydi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlerle ilgili skandal hareketinden sonra bu işin dikiş tutmayacağı açıktı. Üç kulüp başkanı ve kuklaları Ferhat Gündoğdu, Cüneyt Çakır gibi hakemleri yemeye kalktılar. Boğazlarında kaldı, tahkim reddetti. Peşinden TFF Başkan Vekili İcra Kurulu üyesi İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan istifa etti. Dün de TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan istifalarını verdiler. Sırtını Ankara'ya Diyanlar Ankara arkamızda diyenlerin geldiği durum bu. Servet yardımcı da o koltukta oturamaz. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da suyun akışı bellidir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına 20 kulübün itiraz etmeyeceği saygın bir aday olması lazım. Diğer kurullarda buna göre dizayn edilmeli.